Ben de iyiyim bak, daha iyi olacağız. Sesimizi duyuralım. Sesimizi i̇nşallah, duydukça inşallah daha iyi olacağız. Umarım tüm Türkiye beni dinliyordur. Dua et babaanne bana bol bol. Ediyorum kızım, her zaman ediyorum ama işte. Ama iştesi yok işte. Bak ne kadar güçlü olursak o kadar çok atlatacağız biz bunu. İnşallah. Çok üzülüyoruz. Çok yani zor bir iş yani. Bu kaç senedir, 3 senedir çekiyoruz yani. Daha da bir neticeye varamadık. Çok üzülüyorum. Çok kızım çok seviyordum. Okulu da bitirdi. İşe başlasın diyorduk. İşte böyle oldu. Çok üzülüyoruz aslında. Çok. Sağlığına kavuşmasını istiyorum yani. İstemez olur muyum? Geceleri uyuyamıyor mesela, o sancılar olduğu zaman sanki benim sırtımda gibi oluyor vallahi. Çok üzülüyorum aslında. Bir şey diyemiyorum ama işte öyle. Hani bir malım mülküm olsa, hiç o tarlam tabanım olsa vallahi hiç şeysiz satar çocuğumun tedavisini yaptırırım, hiç kimseye ihtiyacımız bile olmaz ama yok işte. Üniversite 3. sınıfta hastalığının başlamasıyla birlikte 3 yıldır kanserle mücadele ediyoruz. Zorlu bir yolculuk. Bu yolculuğumuzun en son aşamasında artık 3. defa nükseden kitleleri dolayısıyla cerrahi olasılığı kalmadı. Çaresizlik içerisinde dolaşırken Amerika'da yaptırdığımız genetik analiz sonucunda önümüze bu immünoterapi ilacı, Keytruda adlı ilaç çıktı. İlaç SGK tarafından ödenmiyor. 3 haftada bir alması gerekiyor. 21 bin lira yaklaşık değeri var. Kasım başlarında ilaçla ilgili tüm yasal başvurularımı yapıp Muğla Valiliği aracılığıyla bir ilaç yardım kampanyası başlattım. Dileğimiz iyi olmak ve bununla birlikte tedavimize devam edebilmek. Tedavimize de devam edebilmek için de herkesin desteğine ihtiyacımız var. Gel seni sana çıkaracağım ben seni, gel. Gel merhaba. Merhaba, nasılsın kızım? Bak bak bak, poz ver. Bir hastalığa yakalandım ben 2015 yılında. O zamanlar üniversite 3. sınıftaydım. Üniversite 3. sınıfta hastalığa yakalandıktan sonra bel ağrım oldu benim ve bel ağrım olduktan sonra Muğla'da çeşitli devlet hastanelerine başvurdum ve bir takım tetkikler yapıldı. Kesin bir teşhis konulamayınca da ileri tetkikleri istediler benden. Bunun için biz Hacettepe Hastanesi'ne gittiğimizde ileri tetkiklerim yapıldı. Ondan sonra cerrahi olarak benim kitlem çıkarıldığında liyum sarkom teşhisi kondu bana. Ve bu yumuşak doku kanseri 100 milyonda bir defa görülüyor ve çok nadir kanser çeşidi. Bu teşhis konulduktan sonra ben onkolojiye yönlendirildim. Onkolojide bir takım kemoterapiler, radyoterapiler tedavileri uygulandı. Hani ben bu tedavileri aldım. Onun dışında şimdiki tedavim benim immünoterapi tedavisi ve buralara kadar geldim. Neredeyse 3 yıldır ben savaşıyorum bu hastalıkla. Ve immünoterapi tedavisiyle beraber yorgunluklarım oluyor, halsizliklerim oluyor, baş ağrılarım oluyor. Bazen kendimi hani sürekli uyku halinde buluyorum. Onun dışında hiç pes etmedim. Hala pes etmiyorum. Savaşıma devam etmek istiyorum. Ve benimle birlikte birçok insanın da benimle beraber savaşmasını istiyorum. Desteklerini esirgememesini istiyorum. Bana destek olsunlar, bana destek versinler. Ailemle beraber biz şu zamana kadar hiç vazgeçmedik. Çünkü nefes aldığımız sürece hep bir çözümün olduğunu vurguladık. Ve nefes aldığımız sürece de hep bir umut vardır dedik. Ve biz o umutun peşinden koştuk hep. Hani hiç vazgeçmedik. Geçemeyiz çünkü. Ve yaşım çok genç. Yaşımın gençliğiyle beraber tüm arkadaşlarım geziyor, dolaşıyor, eğleniyor. Hani ben kendimi bir bakıyorum böyle, onları böyle görünce hani soyutlamak istiyorum. Ama bazen diyorum hani bunu yapamazsın kendine. Ve kendim ailemle beraber çokça vakit geçirdim.
Biz sürekli aktiftik. 2,5-3 yıldır neredeyse hiç boş vaktimiz olmadı. Sürekli gezdik, dolaştık, eğlendik. Çünkü ben bu hastalığı bu şekilde yenebileceğimi düşündüm. Ne kadar dedim aktif olursam dedim, ne kadar dedim kafamı dağıtırsam dedim, daha iyi olabilirim dedim. Onun dışında zaten ben üniversite 3. sınıfta yakalandığım için bu hastalığa sürekli derslerime de gidiyordum, çalışıyordum, ders çalışıyordum ve o bir nevi beni rahatlatıyordu. Onun dışındaki zamanlarda ben bilgisayarımla da vakit geçiriyordum, sinemaya da gidiyordum, dışarıda çıkıyordum, arkadaşlarımla vakit geçiriyordum. Ama en çok ailemle vakit geçirmeyi seviyorum. Onun dışında iyi ki böyle bir ailem var diyorum. İyi ki pes etmeyen bizler varız diyorum. Çok güzeldi. Hani her kötü yanının bir güzel sonu ya da kötü bir sonu vardır derler ama ben bazen iyi ki yaşamışım diyorum. Ama gerçekten kimsenin yaşamasını istemem böyle bir durumu. Hani ders çıkarıyorsunuz. Ne kadar çok böyle kötü şeyleri yaşarsanız. O yüzden ben yardımseverlerin desteğini bekliyorum. İmmünoterapi tedavisini alacağım ve ben bu tedaviyi aldıkça kendimi daha iyi hissetmeye başladım ve bu ilaca devam ettiğim sürece de daha iyi olacağına inanıyorum. Daha da kendimi iyi hissedeceğime inanıyorum. Ama bu ilacı ne kadar kullanacağımı bilmiyorum. Hani bir sürecimiz belli değil bizim. Kampanyam devam ettiği sürece ve ilacım da devam ettiği sürece ve ben bununla ilgili destekleri bekliyorum. İnşallah daha da iyi olacağım. Bu ilaca devam ediyorum. Çünkü başka çarem yok benim. Bu ilaçtan başka çarem yok. Bu kadar. Ve benim bu ilacım çok pahalı. Ben bu ilacı 3 haftada bir almak zorundayım. Başka çarem yok. Hani almak zorundayım. Ve 3 haftada bir maliyeti ise neredeyse 21 bine yakın. Bu da artık bizim maddi gücümüzü aşıyor. Ve ailemin maddi gücü yetmiyor artık. Bu yüzden biz kampanya oluşturduk. 13 Kasım 2017 yılında Muğla Valiliği izniyle ilaçlarımın kampanyasını oluşturduk. Lütfen desteklerini esirgemesinler. Hani benim yanımda olsunlar istiyorum. Gerçekten yardımseverlerin, tüm ülkemin sesimi duymasını istiyorum ve herkesin desteğini bekliyorum. Teşekkür ediyorum.